Merhaba değerli arkadaşlar. Bir diğer ürün tanıtım ve test videomuza daha aramıza hoş geldiniz. Bu sefer kutu açılımı ve ağırlık boy vesaire söylemiyorum. Baştaki fotoğrafta koyduk. Elimizde epey süredir beklediğimiz, bizim de fabrika ziyaretinde prototiplerini incelemiş olduğumuz Herkül Bully'nin 6.35 kalibresi var. Hemen yaklaştırıyorum ben sana. Bullpup modelinde dizayn edilmiş Herkül Bully karbon fiber tüpe sahip. Namlu tam ceket kaplama. Ayarlanabilir yanaklık kısmı var. 6.35 modelinde güç ayarı mevcut değil. Yani Herkül'le tam aynı güçte diye söyleniyor. Yanaklık kısmı dediğimiz gibi ayarlanabilir. Alt tarafında 2 adet yedek şarjörünü koyabileceğiniz yer var. Manometresi aşağı kısımda. Daha önce bir başka silahta göstermiştik. Artık bunda da gösterelim birader. Bakınız. Üretim tarihi, birinci test tarihi, son kullanım tarihi şeklinde gayet güzel ve net şekilde belirtilmiş. Bu tarafta da var. Bu tarafta atsan yaz. O zaman burayı alalım. Atsan. Karbon fiber tüplü ilk yerli silahımız mı? Vallahi ilk yerli olabilir, olmayabilir. Tam emin değiliz. Ama bizim elimize geçen ilk mi dersen o sorunun cevabı evet. Yerli olarak karbon fiber tüplü ilk olarak gördüğüm benim model. Herkül Bully 250 bar çalışma basıncına sahip. Efendim bir önceki videomuzda penetrasyonla ilgili ufak bir size görsel şölen sunmaya çalıştık. Bizim açımızdan çekimi oldukça zahmetli oldu ama çok hoşumuza gitti. Çok fazla uzatmadan direkt atışlara geçelim. Değerli arkadaşlar, grupmanda size bir farklılık sunmak istedik. Birinci olarak biraz daha kuytu köşede ama rahatsız bir pozisyonda yapılan grupmanları göstermeye çalıştık. İkinci olarak da daha stabil bir masada ama biraz daha rüzgara açık bir alanda grupmanları göstermeye çalışıyoruz. Birinci olarak JSB Exact King 25.39 grain. Atışlardan öncesinde silahı 240 bar seviyelerine kadar dolduruyoruz. Atışlarımıza o şekilde devam ediyoruz. Atışları standart bir sabitleme, sabit bir masa, bir sıfırlama sehpasından yapmıyoruz. Oturduğum oturak da dahil her şey oynuyor. Kenara kaydırdım. Rüzgar hemen etkiliyor, görüyor musun? Yani orada bir kocaman bir şey oluştu. Arkasını evet. Görüyor musun? Arka taraftan da zaten toz koparan. Evet. Mesafeyi bir geri zoomlayarak gösterelim. Hazırlıkları yapalım. Silahı dolduralım. Kağıdı değiştirelim. Diğer hedefe geçelim. Pellete geçelim. Hedefe de geçelim. Tamam geçelim. JSB Exact King 25.39 grain. Gördük. Hı hı.
Son atış. Bitti. Hedefi gösterelim. Ondan sonra da bir ufak mola verip diğer pelletlere geçelim. JSP Exact King Heavy Diabolo 33.95 grain. Atışlarımızdan öncesinde silahı yine 250 bara, 240 bara kadar dolduruyoruz. Atışlarımızı o şekilde yapıyoruz. Şimdi burada iki tane kaçak pellet oldu diye muhtemelen yorum gelecek. Şunu göstermek istiyorum. JSP Exact King Heavy'nin elinde bulunan modeli daha önce 6.35 iki ayrı silahta daha problem çıkardı. Şarjöre direkt olarak kendi başına girmiyor. Ve alyanla itelemek zorunda kalıyorum. Ve oldukça sıkı şekilde giriyor. Bu seri Exact King Heavy'den ben memnun değilim birader. JSP Exact King Heavy Diabolo 33.95 grain. Tabii bunların da hepsi yukarı gidiyor şimdi. Ne yapıyorsun? Takım yıldızını çizmeye çalışıyorum. Küçük ayı, büyük ayı. Hakikaten yani bak küçük ayıyı çiziyorum şu anda. Bozdum. Bozduk mu? Bozdum, olmaz. Ya, idare edeceğim kaydı. O arkadaki metalden artık hangi geldi sana söyleyeyim. Biri bana metal vurdun mu dediydi. Hı hı. Al sana. Tamam artık. Burayı açtım. Evet. Artık o metal geçmiş olsun. Eyvah eyvah. Zımba da düşmüş. Son atışı yapayım da iki ateş daha götüreyim. Evet. Cevcunk. Tamam. Cevcunk. Onu bir gösterelim biraderim. Bir onu da göstereyim. O sıradaki benim hoşuma pelin, gidiyor. Ama bak burada var ya ekstra knockdown power. Power. Ya bırak power. Onları sen. Bir göstereyim. Niçin ne yapacağını. Bildiğin yıldız vida. Elin oğlumunu pellet diye satıyor bize. Al. Al şuna bak. Ya dur bakalım isabet nasıl olacak. Tamam ben sana vida keseyim en iyisi. Olur bak vida olur. Bak, pelletin biri oynuyor burada bak. Şunu da göstermek lazım. Ondan sonra silahta hata var diye şey yapmayalım. Bak, pellet oynuyor. Gördüğünüz gibi pellet nereye inmiş? Lumbur, lumbur. Hop, hop. Onu bir değiştireyim ben ya. Sallayınca düşecek mi? Düşmese de o atış esnasında çok ciddi sıkıntı. Evet. Oho. Çok güzel.
güzel oturdu ama. Bak mesela bununla ben de atmak istiyorum. Anlaştık. Yalnız hedefi vuruyorsun, hedef sallanıyor ha. Ya adam gibi delip geçmiyor. Ama ne diyor üzerimde? Ekstra darbe etkisi var, düşürücü etkisi var. O zaman ben sana hedefi yenileyeyim. Al kendi şarjörü, kendin bas, yapalım. Vay, şimdi böyle mi olduk? Böyle olduk. Birader. Yes. Barakuda Hunter Extreme'i çok beğendim. At bakalım. Atıyorum o zaman. İkinci grup bana olsun. Şimdi çekmeye başlamış arkadaş ya. Çekmediğini söylemedin ki. Evet, devam et. Tamam mı izledim ama sana. Tamam, güzel. İlk atışın güzel. Tamam, onu gördük. Bak bununla benden iyi grupman yaparsan bozacağız, söyleyeyim sana. Hedeflerde göremiyorum. yap sen daha iyi grupman yapabilirsin. Herkesin sevdiği ve uyum sağladığı bir silah olur çünkü. Olamadı, rüzgar etkiliyor sanırsam. Ben sallanıyorum, tüfeği boş ver de. Evet, bitmiş. Ben mesafeyi şöyle bir geri göstereyim. Sıradaki. Evet. Birader Vida'yı seçmiş. HN Sport'tan Barracuda Hunter Extreme. Kaç grain'di? 28.40 grain. Biraz daha hafif ama ucu küt bir şekilde. Bu biraz hızını değiştirir. Bakalım ne olacak. Hazır mıyız biraderim? Evet. O zaman atışa başlıyorum. Arkada da Murat'cığım sağ olsun. Çay için gerekli olan malzemeleri topluyor. Ya öyle adamı çekerler. Boris. Boris şimdi yardım ediyor ona. Geçti valla. Rüzgarla beraber aynı zamanda hafif pellet. Bitti. Ben kağıdı değiştireyim. Diğer pellete geçelim. Seninkinde bir tane uçağım var ve muntazam bir grupman oldu birader. Evet. Güzel bir grupman. Bir tane uçağım da
uçabilir. Eline sağlık. Spot on Ghost 32 grain. Bakalım spot on'da 25 metredeki performans aşağıdan sonra yukarıda nasıl olacak? Hem aşağıdaki kronilerini koyuyoruz, aman grupmanlarını koyuyoruz. Yukarıda da kroni artı grupman. Değil mi birader? Evet. Ben bunda hata yaptım. Şarjör pimini indirmemişim. Evet, tam orası işte. Şimdi diyeceksiniz ki madem güçlü silah, o zaman niye hafif pelletlerle deniyorsun? Sadece ağırlarla deneyin. E peki hiç merak etmeyecekmişsiniz hafif pelletlerle nasıl olduğunu? Güç olarak biraz daha düşük silahlarda daha iyi netice verir. Spoton'un yeni serisi Spoton Hercule. 44 grain. Uzun mesafe atışları için daha ideal. Yakın mesafede de bir testini yapalım. Zaten sonra uzun mesafelerde kullanacağız inşallah. O zaman bir de sen dener misin bunu? Deneyelim. Ben sana şarjör doldurayım. Tamam, ben de hedef yemeyeyim. Ben de göstereyim. Mesaf. Spot on, Hercule, solid pellet. Bu sefer de atıcı biraderim. Bir de o denesin bakalım. Hedefi bulursam deneyeceğim. Yani. İyi ki bekledin rüzgar hemen. Ya bir seferlikti o. İkincisini zaten bekleyelim. Güzel. Ben dediğim gibi bunun içerisinden tartılıp seçilerek kullanılabilir birader. Açacaktım o ortayı. Açtım zaten. Bitmiş zaten. İyi söylemiyorsun. Bitmiş. İyi söylediğin iyi oldu. Rüzgar arttı. Sanırım demirden vurdum. Evet. Kaynak noktası bu kadar fark eder mi birader? Eder. Baba, onu tekrar elden geçirmen gerekecek. Kesin.
Yok, bu silahı sen kesinlikle daha çok sevdin. Onu kesin kanaat getirdim. Sen daha iyi uyum sağladın diyebilirim. Baksana. Atışlar direkt fark ediyor. Bu son herhalde. Bitmiş zaten. Mesafeyi göstereyim. Demek ki neymiş? Grupmanda her şeyin haricinde atıcının silaha uyum sağlayıp sağlayamaması da çok önemliymiş. Roketin iki tip pelleti var. 45 grain ve 50 grain. 6.35. Oldukça tuzlu. O yüzden mi öksürdün? Boğazına kaçtı değil mi? Vah. Olma diyor. Bak ikincisini acele ettim aşağı kaçanda. Gerçekten sevdiği, istikrarlı atış yapabileceğiniz bir pelleti var. Onu da gerçekten arayıp bulmak lazım zevkli atışlar için. Bitti. Mesafeyi bir gösterelim. Yani şu anda roket 45 grey oldukça düzgün atış yaptı. O zaman tabii ki merak ettiğimizden dolayı bir de 50 grey'ini deneyelim. 50 grey'inle, ha onu da göstereyim birader. Göster bakalım. Bismillah. Aa, Allah. Silah sahibi. Silah sahibi. Şöyle koyacağım. Bir dakika. Bak şöyle yapacağım. Şöyle tamam. Koyacağım. Ha, nazikçe, dikkatli şekilde. Şimdi roket 45 grain, roket 50 grain. Göstersene kardeşim. Ya da bu kamerayı buraya getir. Bana ne? 45 ve 50 grain arasında fark var. Şöyle gösteriyoruz bakın. Hatta şöyle. Heh, yan yana koy. Yan yana koyuyoruz zaten. 45 grain de güzel netice verdi. 50 grain biraz daha uzun. Uzun. Evet. Bakalım 50 grain'de ne yapacak? 25 metrede. Alayım bakalım ben onları. Onların her biri para. 50 kuruş her biri. Bir şunları. Onları vermiyorum. Adamı 1 lira zarara sokmak istedim. Hatta bunu cebime atıyorum. Sıradaki pelletimiz roket 45 grain. Yine solid bir pelletle devam ediyoruz. Birleştirirsen tam olacak galiba. Bu farklı yere gitti. Birleşti mi? Birleşti. Bazıları uçuyor. Pellet de olsa bazıları uçuyor. Diğer pellete geçelim. Sıradaki pelletimiz roketin 50 grain'i. Hop. Bu. Rüzgar emin olun bazen tüfeği de yüzünde olmaya da biliyor. İki grupman haline geldi. İlk evet. Başlangıçtaki grupmanı çok düzgün olarak devam etti. İki grupman haline geldi. Roket 50 grain solid pellet. Thank you.
aynı FPS'de çıktım yani. Aman ortayı direkt göçertti ya. Kabak çiçeği gibi açıldı orası. Arkadan çıkan tozu görünmüyor ama. Bir mesafeyi geri gösterelim. Şimdi burada yine masa sabit olsa da ben sabit değilim. Ana grupmanı belli. Ufak tefek benim kaçırdıklarım da belli. Mesafe 50 metre. 50 metre grupmanlarını biradere bıraktım. Birader buyur. Şimdi neyle başlıyoruz? Roket 50 grain'le. Bu ne bu? Sen ne yaptım demiştin ki? Şarjörümü. Zilini mi kapatmamıştın? Ben de aynısını yapmışım. O zaman tekrar bir pellet bas. Bir pellet basıyorum. Yorgunluk tavan yaptı demek ki. Vallahi bugün yorulduk. Beş atış grupman olsa burayı toplamıştık. Şimdi mesafeyi bir göstereyim, sonra ben hedefi yenileyeyim biraderim. Ben de gazını yenileyim. Grupmanların sağlıklı olması açısından yine her atış öncesinde 240-250 bara getiriyoruz. Spot on Herkül. Solid pellet 44 grey. Doğrudur. Bravo. Doğrudur. Bunlar biraz dağıldı birader. Gitti. Mesafeyi gösteriyoruz. Spot on Herkül'de de kutu içerisinden seçerek atış yapılırsa bence bayağı sıkı bir grupman oluşacak birader. Evet. Alakasız gitti. Bunu söyleyebilirim. Evet. Vallahi tetiği uzatıyorum, rüzgar coşuyor. Olacak. Atıyorum yine de. Devam edelim. Ana grupman belli oldu. Kaçan iki tane özellikle pellet var. Onun dışında yine de belli bir grupmanı yakalamış olduk. Atıyorum ben o zaman. Yallah şoför. Seviniyorum. Sevi.
ilk dolduğunda, ilk birkaç atışta farklı FPS'ler gösterdiğinde sapma oluyor. Büyük ihtimalle. Ondan sonraki atışta normale biniyor. Gördüğüm kadarıyla 3 atış haricinde diğerleri oldukça sıkı şekilde toparlandı. Bunu ben kaçırdım. Ve dahi biter. Mesafeyi bir gösterelim. Şimdilik grupman atışlarımız bu kadar. Bir iki de ufak mesafe atışı çalışalım derim. Ne dersin? Çay için ondan sonra derim. Ulan var ya. Ağzına sağlık. Allah razı olsun. Çay içelim ondan sonra derim. Değişik bir penetrasyon testimiz. Orijinal Herkül'de yapmıştık. 25 metreden saç levhaya birkaç çeşit pelletle atış yapıyoruz. Biraderim hazır olduğun zaman atış yapabilirsin. Ben hazırım, atıyorum o zaman. Devam et o zaman. Ama göç ettiği belli. Ben o bölgeye atışa devam ediyorum. Tamam, sen bir şarjörü boşalt bakalım madem. Geldi. Evet. Zayıfladığı yerde deldi değil mi? Evet, zayıfladığı yere birkaç tane gönderince deldi. Yine deldi. Geldi, güzel. Tamam, sen solide geç. Sıradan Spaton Herkül. Aşağısına doğru. Sen bilin, nasıl istersen. Onu kaydırdım biraz. Heh. O güzel oldu. Evet, devam. Oraya devam. Birader sen Herkülleri sevdin. Baksana hem pelletini. Çok güzel ya. Güzel. Ama kurtuldu ha, haberin olsun, düşecek az kaldı. Bu kadar tokatlamaya dayanamadı. Anna. Evet. Bitti. Şimdi hedefi göstereyim, sonra hedefin yanına diğer kameramızla bir geçelim, yakından inceleme yapalım. 25 metre. Hop. Saça geçmiş olsun. Kısaca öyle diyebilir miyiz? Evet. Ha, onları bir alalım lütfen. Fotoğraflamak için çok güzeller. Ben de hep istemiştim bu şekilde bir fotoğrafımız olsun diye. Ben şu hedefi bir göstereyim biraderim. Sen toplamaya devam et. Şurada gördüğünüz Spaton Herkül'ün parçaladıkları. Resmen saçı mahvetti. Üst tarafta Hornet'ın da iki adet yerde. Artık esneme kapasitesi kalmadığı için, çünkü ister istemez bunu tam oturtamadık. Onlar hiç bozulmasın birader. Çok güzeller. Spotonları bir gösterelim. Herkül'ler şurayı. Herkül dedim ya, yırttı gitti. Zaten arkaya bakarsan. Zaten diğer kameramızla da aldık. Tabii bunda şuradaki iğneler
şeyin içerisinde kaldı bak. Onu da gösterelim. Onu da gösterelim. O zaman ben şunları alayım, sen de onu al, geri gidelim. Hadi gidelim. Ertesiz oda. Bu sefer hazırlıklıyım. Getirin lan. Kontrol. Oradan bir ses ver bakayım. Hedef görüşü var mı? Şu anda hedef net. Birinci hedefimiz Teneke. İkinci hedefimiz 5 litrelik pet şişe. İkisi 5 litrelik, biri Teneke, biri pet. Şimdi mesafeyi geri zoomlayarak gösteriyorum. Daha net gözüküyor. Yeşilde gözükmüyor. Göreceğiz abi, mecbur. Uzun mesafe atışları ama kısadan başlayarak. Uzun mesafe höpürdetişleri. Birkaç tane hedefimiz var. 50, 82, 150, 230 metre. Bakalım bunlarda atışlar ne olacak? Pelletimiz spot on Herkül. 50'den başlıyoruz. Önce ben bir odaklayayım, sonra başla. Her bir vuruşta geri mesafeyi göstereceğim biraderim. Tamam. 50 metre, 1 litrelik su şişesi. Bir daha vur ya, garanti olsun. Boşalsın komple. Sen yandan sektiriyorsun elli abi. Vallahi döndürdü bence. Boşalıyor zaten, görüldü. Oo tamam. Şimdi net göründü. Mesafeyi gösteriyorum. Sonra 82 metreye geçeceğim. Şu birinci mesafemiz. 50 metre burası. Diğer hedefin görüntüsü dürbünle yarım şeklinde değil mi? Evet. Yani tam hedef görünümü yok şu anda. Yok. Odaklamada azıcık problemim var. Bir dakika kayıttan çıkıp tekrar giriyorum. Atış serbest, 82 metre. Ho. Hedef yok. Aşağı doğru indi. Sonra eğer halen takadimiz olursa gider alırız. Şimdi 82 metreden geri çıkıyorum. 150 metre hedefini bir bulmam lazım. Ben de bir iki tane atışla. Ama şimdi tabii. Atarsın da vurursun da ben çekemezsin. Hayır olur. Hayır. Nereye gidiyor bir saçmaya bir bakmam lazım. Yani kaba bir sıfırlama yapayım çünkü oradan diğerine geçeceğiz. Sen net diye dur. Ben hedef atmıyorum. Ama hedefi göremiyorum ben şimdi. Şeyin arkasında mı kaldı ki ağacı? Yer değiştiriyorum. Hop. Çünkü bir terslik var. Hedefi göremiyorum. 150 metre hedefimiz. Gördüm. İkinci atış. Bir daha atar mısın lütfen? İçinde kalmasın. Hemen sağında gördün mü? Gördüm. Rüzgar bayağı etkiliyor. Deneyelim bir daha. Ben suyun boşalmasını da çekiyorum bu arada. Kalbına çevirdin. Bir daha atar mısın benim için? Şu anda suyun şıkır şıkır akmasını çekiyorum. Oh maşallah. Artık su şakır şakır akıyor. Tamam biraderim, ben mesafeyi bir geri zoomluyorum. Sonra hazırlık yapıp 230 metreye geçeceğiz.
Bu arada spoton pelletlerden, solitlerden memnun musun? Ya göründüğü kadarıyla memnunum. Bakın burası da 230 metre. Şimdi tekrar diğer hedeflere zoomlayacağım. Su şişesi. Biraz fazla kamera oynuyor. İdare edelim. Aha gördüm. Dibinde hemen aşağısında. Sağ köşesinde. Vallahi bravo. Biraderim bir daha indir ona. Vallahi bravo. Şu anda suyun akışını gösterebiliyorum. Vallahi bravo. Hemen solundasın. Az aşağısı. Gözüm yaşardı yalnız. Normal. Ayaklarla biraz oynamak lazım esasen. Çünkü neredeyse dürbünle retikl görmeden atış yapıyorum şu anda da. Hemen dibinde solundasın. Az aşağısında. Eha! Yeterli. Şimdi ikinci vuruşu istememin sebebi tesadüfen vurmadığını göstermiş olmak. Mesafe 230 metre. Bir dakika biraderim, başka bir şey daha göstereceğim. Şimdi şurası da şu şekilde efendim. 230 metre. Bunu kapatıyorum bir dakika. Dürbünle ilgili bir şey göstereceğim. Atış hattında değilim, yanındayım. Şu anda dürbün üzerinde normalde FX No Limits ayaklarımız var. Bunlarla sıfırlama yapılabilir ama atış pozisyonu sadece küçük bir yastık. Bipod sıfırlama sehpası vesaire yok. Henüz dürbünün ayaklarıyla da oynamış değiliz. Zaten dürbünde hedefi görüyor görmüyor gibiyim. Yani ayar yapılsa çok isabetli atış olacak da. Onu bizim yarışmaya saklayalım. İyi hadi öyle olsun bakalım. Sen şarjörünü doldur, havanı bas. Sıradakine geçelim. Ben de buradan zoomlama yapayım biraderim. Şimdi de 5 litrelik teneke, içi yine su dolu şekilde. Ondaki penetrasyonu da görmüş oluruz. Hemen yanında sağındasın, gördüm. Önündeki taşı uçurdum. Sağ sol iyiydi. Ama tabii rüzgar değişken. Çok yakın. Ana, kenarını da yamulttu. Evet, öyle yamulttu. Sektirdi. Çok güzel. Evet. Vurdun ve aşağıdan su akmaya başladı birader. Az yukarıya. İşte cillop gibi. Yani buna net atış diyebilirim çok rahatlıkla. Hemen sağında aşağısındasın. Sağındasın. Bak ses de geldi ha, sektirdin. Tınk diye ses geldi. Alt kenarından vurdun gibi. Şu anda tamamen hedefi görmeden atacağım. Tamam. Şimdi mesafeyi gösterelim. Burası da 230 metre. Yaklaşık diyorum, mesafe ölçerin artı eksi 1-2 metre oynama şansı vardır. Ama 230'un üzerinde de demiyorum. Hedefe gidip penetrasyon nasıl olmuş bir bakalım. Bakıyorum. Bak ben yorgunum. Sen gideceksin yine yalnız. Seni de çok yorduk. Estağfurullah. Gidiyoruz. 50 metre. Gördüğünüz gibi toplamda iki vuruş var. İkisi de delmiş geçmiş. Bakın muhtemelen bunu
Vuramadık. Bu yerden seken hedefi düşürmüş sadece. Gördüğünüz gibi girişler ve çıkışlar. Haliyle suyun içerisinde sapma oluyor. Girişe göre çıkışı farklı. Pet şişemiz. Gördüğünüz gibi giriş ve çıkışlar. Suyumuzu boşalttık. Ve gelelim delikanlıya. Bu tenekemizin ön yüzü, girişler. Bu da arka yüzü, çıkışlar. Gördüğünüz gibi çıktığı yerlerde direkt açmış. Girdiği yerlerde de direkt göçürmüş. Şöyle göstereyim. Bunun zoom'u zaten yetmeyecek. Alo, selam verin. Alo. Efendim biraderim. Selam verin, el sallayın. Görünüyor musunuz, görünmüyor musunuz? Görünüyorsunuz hafifçe. El sallıyoruz. Mesafemiz gördüğünüz gibi. Şu parmağını çek bakayım, kayıtta mı? Öndeki kayıt. Burada kırmızı ışık var, görmemiz lazım. Kamerayı sattım. Değerli arkadaşlar, bir diğer test videomuzun daha sonuna geldik. Herkül'ü kısmi olarak sınırlarını zorlayarak test ettik. 230 metre çok bir şey değil. Daha uzun mesafelerde deneme şansımız olacak inşallah. İnşallah. Hatta ufak çaplı bir yarışmada yapabiliriz. Yapabiliriz. Efendim, öncelikle silah tercihinde tercihiniz grupmandan yana mı, güçten yana mı, ona karar verin. Güç olarak güçlü bir silah istiyorsanız şu anda fabrika çıkışı herhangi bir ayarıyla oynanmadan maksimum güçlü olan Herkül'dür. Herkül'ün hem kendi orijinal hali hem de Bully modeli. Mesafe atışlarında özellikle solid pelletleri kullanmak daha mantıklı oluyor. Çünkü 50-100 metreden sonrasında paraşüt pelletleri de çok iyi isabet etmek fazla mümkün olmuyor. Şahsi kanaatim olarak güçlü bir silah ve uzun mesafe silahı istiyorsanız ve orijinal Herkül size biraz büyük geldiyse gördüğünüz Bully modeli oldukça makul. Ortalama 2 şarjör stabil olarak atış yapabiliyorsunuz. Güçte tabii ki çok güçlü olduğu için hafif derecede FPS'lerde ufak ufak düşmeler oluyor. 2 şarjörden sonra hava basmanızı öneririm. Çünkü 13'er atış yapıyoruz toplamda. 3. şarjörü de atabilirsiniz ama biraz daha düşmeleri hesaplayarak atabilirsiniz. Güzel bir optikle, ayarlı bir dürbün ayağıyla, güzel seçilmiş pelletlerle isabetli atışlar mümkün. Öyle. Gelelim sözü aldığım için bana. Malum ben bullpopları seven bir tipim. Daha iyi uyum sağladı da kesin. Onu söyleyeyim. Grupmanların yani bir kısmını özellikle ona yaptırdı. Benim için hani tüfeğin nişan hattının ondan sonra ağırlığının dengeli dağıtılmasının atış zevkine daha fazla etkisi olduğunu düşündüğüm için bullpoplar benim daha hoşuma gidiyor. Ben daha rahat atış sergileyebiliyorum. Biz burada atış yaparken 80 metredekini vuramadık mesela yakından uzağa doğru giderken. Sebebi de biz 50 metrede sıfırlanmış olanı hiç dokunmadan, evet. 230 metreye kadar ayaklarıyla da oynamadan atışını yaptık. Yani düzgün bir sıfırlama ve düzgün bir şekilde yapılacak atışlarla 230 metrede benim attığımdan çok daha düşük pellet sayısıyla çok daha isabetli atışlar yapabilirsiniz. Beni tatmin eden bir silah oldu. Adının hakkını verdi. Evet, Herkül. Yani Herkül. Şahsi kanaatim olarak da büyük Herkül'den bir şey var mı? Allah! Neyse, bu arka fonda çalmaya devam etsin bari. Orijinal Herkül'le Bully arasında benim şahsi kanaatime göre herhangi bir ben farklılık göremedim. Sen gördün mü görmedin mi bilemiyorum ama. Atış sayısı fark ediyor, o da haliyle. Burada da grupmanda
size sadece en iyi 5 tane atışını yapıp 1 santim 2 santim grupman şeklinde gösterilebilir ama bizim maksadımız o değil. Bizim maksadımız bir şarjör tam atışta pellet hatası, hava değişikliği, rüzgar değişikliği, atıcının hatası, varsa silahın da hatası hepsi bir arada görülerek grupmanların daha makul seviyede değerlendirilmesi. Diğer türlü silahın daha sıkı grupman yapabileceğini söylüyoruz. Aynı silahı alıp binlerce pellet attıktan sonra dürbününü vesairesini her şeyine alıştıktan sonra elbette ki bundan çok daha güzel bir grupman yapabilirsiniz. Şunu gene belirtmekte fayda var. Güç, mesafe, isabet ama az harcasın. Hepsi birden olmaz. Olmuyor. O zor. Yani bunu alacak arkadaşlara şimdiden söyleyelim. Hava sarfiyatı gücüne göre iyi ama normal PCP'lere göre yani biraz daha fazla biraz olacak daha fazla. Elbette ki. Ama attığımız mesafeyi gördünüz. O mesafede de ıskaladığımızı da sayacak olursanız şöyle bir daire içerisinde. Yine ıskaladığımız alan da çok geniş bir şey değildi. Şimdiden alacak arkadaşlara, tercih edecek arkadaşlara ne diyoruz? Hayırlı olsun diyoruz. Bizden bu kadar diyoruz. Bizleri izlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Yeni testlerle sizlerle olacağız. Bunun 5.5 modelini merak ediyorsanız onun da çekimlerine başladık. O da sizlerle beraber olacak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tamamdır. Sıradaki bellet. Bellet? Bellet derken başkanım. Dur bak salladım ne oldu? Vereyim. Al neyse hadi vereyim ya. Arkadaş bir. Zaten hepsini oynatmışsın yerine. Bu kadar sallanır mı? Ya işte acı kuvvetime dayanamadı. Yerini kaparlar adamın böyle. Hiç oldu mu bu şimdi? Hiç oldu mu? Valla bu sefer böyle oldu. Hedef nerede? İşte az önce ben de aynı görüşteydim. Hedef nerede?